Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Fenomen A kitabında eşitsizlikler konu başlığında orijinal yeni nesil soruların çözümüne hızlıca başlıyoruz. Aşağıdaki görselde bir kütüye dikey şekilde çakılmış eş çiviler verilmiştir. Çivilerin uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayıdır. Çivilerin kütüye saplanmış kısımlarının uzunluğu x santimetre olmak üzere, yani kütük içindeki kısmı, çivilerin kütüye saplanan kısımlarının uzunlukları 8 küçük eşittir, x küçük eşittir, 17 aralığındadır. Buna göre bir çivinin boyu kaç santimetredir diye sormuş sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemencecik şunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Kütük içerisinde en fazla bulunan çivi tabii ki dışarıda en az kalan çividir. Çünkü hepsinin boyu aynı arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu aralıkta en fazla olan içeride 17 santimetre olduğunu, dışarıda da 6 santimetre, 23 santimetre olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bu kadardır bu sorun. Primin tanımını yapmış arkadaşlar. Bir çalışana maaşı dışında ödenen ek ücrettir. Bir iş yerinde satışı artırmak için çalışanlarına maaş karşılığı olarak kişi başı 20 ürün satmalarını, 20 üründen sonraki her 5 ürün için kişiye 500 TL prim ödeneceği söylenmiştir. Örneğin 27 ürün satan bir kişi, arkadaşlar 20 ürün sattığı için tabii ki normal maaşını aldı. Her 5 üründe 500 prim. Arkadaşlar 20'den fazla tek bir 5 ürün sattığı için bir prim, yani 500 lira kazandı. Kalan 2 ürünü 5'e tamamlamadığı için tabii ki ekstra bir ücret daha almadı. Bu iş yerinde çalışan Hakan'ın sabit maaşı 3500 TL'dir. Buna göre Hakan'ın bir ayda 6000 TL alması için en fazla kaç ürün satması gerekir en fazla diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim. 3500 ile primin toplamı ne olmalı arkadaşlar? Hakan'ın alacağı para, yani 6000. O zaman primden gelecek ücret tabii ki 2500'dür. 2500 için minimum ne kadar satması lazım arkadaşlar? 500'e bölersem, çünkü her bir prim 500 TL'ydi. 5 tane 5'li ürün satması lazım. 5 tane 5'li ürün dediğim 25 ürün satması lazım. Ekstradan ne kadar ürün satabilir peki arkadaşlar? 5 tane daha satsaydı 3000 lira prim alırdı. Tabii ki en fazla 4 tane daha satabilir para almadan. 3500 için de bu arada 20 ürün satmıştı. Toplamda 49 ürün satması gerekir Hakan'ın sevgili arkadaşlarım. Bu sorumda bu kadar. Üçüncü sorum ile devam ediyorum. Yandaki torbanın içinde kırmızı, sarı, mavi ve beyaz renkte olan 145 adet top bulunmaktaymış. Bu torbadaki topların sayılarıyla alakalı aşağıdakiler bilinmektedir. Kırmızı top sayısı beyaz top sayısından 10 fazla. Kırmızı, mavi ve sarı toplar dışında. Arkadaşlar kırmızı, mavi ve sarı dışında kim var? Beyaz. O zaman beyaz sayısının hemencecik 42 olduğunu söylerim. İlk öncülde bana kırmızının beyazdan 10 fazla olduğunu söyledi. O zaman 52 tane kırmızı olduğunu söyleyeceğim. Bu ikisinden toplamda kaç top var arkadaşlar? 94 topum var. Kalan topum nedir? Yani arkadaşlar mavi ve sarıdır arkadaşlar. Nedir? 51 tanedir. Şimdi mavi top sayısı en fazla 27'dir demiş. Maviyi 27 seçebilirim arkadaşlar o zaman. O zaman 51'den 27'yi çıkarırsam sarı top sayısını bulurum. Bu da ne yapar? 24 yapar sevgili arkadaşlarım. Cevabım D seçeneği olur. Peki maviyi 26 seçsem ne oluyordu? Ona da bakalım. 25 tane sarı gerekiyordu fakat sarının 25'ten az olduğunu söylemiş. Yani mecburen maviyi 27 seçtim. Bu durumda sarının da 24 olduğunu gördüm sevgili arkadaşlar. Bu sorumda bu kadardı. Dördüncü sorum ile devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Ücretli bir çamaşırhanede iki farklı kapasitede çamaşır makinesi vardır. Bu çamaşır makinelerinden A marka çamaşır makinesi bir defada en fazla 7 kilogram, B marka çamaşır makinesi ise bir defada en fazla 5 kilogram çamaşırı yıkayabilmektedir. A marka çamaşır makinesinden her çalıştırmada 10 TL, B marka çamaşır makinesinden her çalıştırmada 7 TL ücret alınıyor. Faruk Bey 71 kilogram çamaşırı bu iki farklı makinede en az kaç TL'ye
yıkayabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Varsayımım şu olacak. Eğer bu makinede bir yıkama yaparsa bu makinede ne kadar yıkama yapar? Bir yıkama yaparsam ben burada 7 kilogram çamaşır yıkarım. Kaç para öderim peki? 10 TL öderim. 7 kilogram yıkadığım için burada yıkamam gereken çamaşır miktarı 64 kilogram olacaktır. 64'te kaç tane 5 varsa o kadar yıkama gerekir bu makinede arkadaşlar. 12 tane vardır 64'te 5. 60 kalanım 4. Kalan 4 kiloyu da mecburen yıkayacağım. Yani 13 yıkama yapmam gerekir. 13 yıkama için 13 çarpı 7'den 91 TL, toplamda 101 TL ödemem gerekir sevgili arkadaşlar. Acele etmiyoruz tabii ki en az en fazla sorularında. Alternatifleri değerlendirmemiz gerekiyor. 100 olma ihtimali de vardır tabii ki. Hemen sildim burayı. Dedim ki 2 yıkama yaparsam. 2 yıkama yaparsam burada 14 kilogram çamaşırı kaç paraya yıkamış olurum? 20 TL'ye yıkamış olurum. 14 kilogram yıkarsam geriye yıkamam gereken kaç kilogram kalacak arkadaşlar? 71'den 17'yi çıkardım. 57 kilogram kalacaktır. 57'de 5 kaç tanedir? 11 tanedir sevgili arkadaşlarım. 5 kalanım 2'dir. Yine 12 yıkama yapmam gerekir burada. Yani 84 TL öderim buraya. Buraya da 20. 104 arkadaşlar. Şimdi gittikçe artıyor da diyebilirsiniz. Fakat şöyle bir ihtimal var. Nedir o ihtimal? Gelin bir de ona bakalım. 3 yıkama yaparsam sevgili arkadaşlarım 3 kere 7'den 21 kilogram yıkamış olurum. Buraya 50 kilogram kalır bu arada. Sevgili arkadaşlarım 21 kilogram yani 3 yıkama için buraya 30 TL öderim. 50'de kaç tane 5 var? 10 tane. 10 tane yıkama için de buraya 70 TL öderim. Yani toplamda 100 TL ödediğimi söyleyebilirim. Bunun sebebi tabii ki nedir arkadaşlar? Her ikisine de kalansız bölünebilmesi bizim için avantaj olmuştur. Bu sorumda bu kadardı sevgili arkadaşlar. Sorumuz ile devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Elinde 500 gram cıva bulunan bir bilim insanı bu cıvanın tamamını görseldeki 3 tüpe her tüpte farklı miktarda ve her bir tüpteki cıva miktarı tam sayı olacak şekilde paylaştırmıştır. Bu bilim insanı yapacağı bir deney için en az 251 gram cıva kullanacaktır. Bunun için herhangi iki tüpteki cıvanın tamamını kullanması yeterli olduğuna göre İçinde en az cıva bulunan tüpte en az kaç gram cıva vardır diyor arkadaşlar. Bize şunu söylüyor arkadaşlar. Herhangi iki tüpü birleştirdiğinde 251 gramı geçmesi lazım imiş sevgili arkadaşlar. Şimdi ben şunu varsayacağım. En az bulunan tüpte 1 gram olduğunu varsayayım. Geriye 499 gram kalacaktır arkadaşlar. 499'u 2'ye bölelim hemen arkadaşlar. Kaç kaç paylaşması lazım? Onu bulmaya çalışalım. 4'te 2, 2 tane. 4, 0, 9'da 2, 4 tane, 8, 1, 19'da 2, 9 tane. 249, 1 olsun arkadaşlar. Bu durumda diğerine de 250 kalır. Arkadaşlar şunu diyeceğim. Bir tüpte 249, diğerinde 250 var. 249 ile 1'in birleşimi tabii ki bana 251'i vermez. O yüzden 1 gram olması mümkün değildir. Hemen şunu diyorum. 2 gram olursa en az olan da 498. Bu durumda arkadaşlar 2'ye bölersem 249 tam çıkar. Tabii ki eşit paylaşamayacağı için 1'e 248, 1'i 250 olur. Yine 248 ile 2'nin birleşimi 251'e geçmediği için bu da elenir arkadaşlar. Eğer ki 3 gram olursa 497 gram cıva kalacaktır geriye. 2'ye bölecek olursam 2 tane, 0, 9'da 4 tane, 8, 17'de kaç tane arkadaşlar? 248 tane. Bu sefer diyeyim ki 248'e 249 paylaşsın geri kalan. 3 eklersem 51'i verir. Zaten 52'yi de verir. O zaman en az 3 gram olması lazım. En az olan da sevgili arkadaşlar. Altıncı sorum ile devam ediyorum. Bir havayolu şirketi yolcularına bagaj ağırlığı için kişi başı bir sınır koymuştur.
Ağırlığı bu sınıra kadar olan bagajları ücretsiz taşıyan şirket, sınır açan yolculardan ise sınır açan her bir kilogram için 5 TL ücret almaktadır. Bu şirket ile seyahat eden Akın ve Murat isimli iki arkadaştan Akın'ın 54 kilogram ve Murat'ın 8 kilogram ağırlığında bagajı vardır. Bu şekilde Murat ücret ödememektedir. Demek ki sınır ne diyeceğim? Büyük eşittir 8 kilogramdır sevgili arkadaşlar. Çünkü Murat ücret ödememiş az olan. O yüzden Akın 20 kilogram bagajını Murat'a vermiş. Hemen o zaman sınırı değiştirdim arkadaşlar. Murat'a 20 kilogram verirse 28 kilogram bagajı olur. Murat'a bagaj ücretini kendisinin karşılayacağını söylemiştir. Sevgili arkadaşlar okuyarak devam edelim. Şimdi 20 kilogramını Murat'a verdi. 28 kilogram oldu. Yine başlangıçta söylediği gibi sınır 8 kilogramdan büyük. Ama kaç olduğunu tam olarak bilmiyoruz. 20 kilogramını ona verdiğinde onun 28 oldu. Akın ise 34 kilogram olduğunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. İlk durumda Akın'ın bagajlar için ödeyeceği ücret son durumdaki bagaj ücretinin 2 katından daha fazladır. Bu havayolu şirketinin kişi başı bagaj için koyduğu sınır bir tam sayı ise bu havayolu şirketinin kişi başı bagaj için koyduğu sınır en az kaç kilogramdır diye sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sınır ne olsun? X olsun arkadaşlar. Akın başlangıçta ne kadar öder? 54 eksi x çarpı 5 kadar ödemez mi arkadaşlar? Doğru mudur? Şimdi son durumda arkadaşlar 28 eksi şöyle diyelim. Şimdi dedim ki sınırımız ne olsun? Eşittir x olsun dedik sevgili arkadaşlar. Dedik ki Akın başlangıçta ne kadar aşmıştır? 54 eksi x kadar. Ne kadar öder? 54 eksi x çarpı 5 kadar öder. Son durumda arkadaşlar dedik ki Murat'ın 28 kilogram bagajı var. 28 eksi x çarpı 5 kadar buradan ödenecektir. Diğerinin ne kadar kaldı arkadaşlar? 34 kalmıştı. 34 eksi x çarpı 5 kadar ödeme yapar. Hemen şuraları düzenleyelim. 270 eksi 5x'tir başlangıçta ödeyeceği para. Burada ise bu ikisinin toplamı 28 ile 5'i çarptım. 140 eksi 5x artı 34 ile 5'i çarptım. 170 eksi 5x toparlayacak olursam 310 eksi 10x'tir sevgili arkadaşlarım. Şimdi sona geliyorum yavaş yavaş. Bu havayolu şirketinin kişi başı vesaire buraya değil tabii ki. Nereye geliyorum? Akın'ın ödeyeceği ücret başlangıçtaki sondakinin 2 katından fazlaymış. O zaman şunu söyleyebilirim. 270 eksi 5x büyüktür. Bunun 2 katından, 2 katını alayım hemen bu sondaki ücretin. 620 eksi 20x'ten büyüktür. Hemen toparlama yapalım denklem şeklinde. 20x'i buraya artı olarak attım. 15x kaldı. 620'den 270'i hemen çıkaralım arkadaşlar. 0, 12'den 7 çıktı 5, 5'ten 2 çıktı 350'dir arkadaşlar. O zaman x 350 bölü 15'ten büyüktür. 350'yi 15'e böldüm. 35'te 2 tane vardır arkadaşlar. 5 kalır. 50'de ise 3 tane vardır. 23'ten büyüktür. O zaman en az 24 kilogram olacağını söyleriz sevgili arkadaşlar. Çok hoş bir soru idi. 6. soru. Yedinci sorumuz ile devam ediyoruz arkadaşlar. İkili bir soru ile karşı karşıyayız. Yukarıda bir bilgi vermiş. Bakalım ne demek istiyor? Anlamaya çalışalım. Yandaki görselde zoom yapma özelliğine sahip bir dürbün gösterilmiştir. Bu dürbünün özelliği olan 2.6 çarpı 20 şu anlama gelmektedir. 2 kat büyütmeden 6 kat büyütmeye kadar zoom yapan 20 mm objektif açıklığına sahip olduğunu gösterir. Ne demek istediğini birazdan daha iyi anlayacağız. Örneğin sizden 180 metre ötede duran bir ağaca bu dürbünle bakıldığında sizden en az 30 metre, en fazla 90 metre ötedeymiş gibi görünür. Yani arkadaşlar 180'i 2'ye böldüğünüz 90 metreyi gösterir maksimum ve 6'ya böldüğünüz 30 metreyi gösterir
Minimum diyoruz sevgili arkadaşlar. Yakınlaştırma, uzaklaştırma yapıyor. Yedinci soruda yandaki tabloda dört farklı markaya ait zoom yapma özelliğine sahip dürbünler verilmiştir. Buna göre bu dürbünlerden hangisiyle 3000 metre ötedeki bir ağaca bakıldığında bu ağacın görüntüsü 570 metre ötesindeymiş gibi görünebilir. Arkadaşlar 3000 metreden bakıyorum. K markada 3000'i 3'e böldüm. 1000 ile hangi aralığı gösterecektir? 600, 570 bu aralıkta değil tabii ki. 3000'i 4'e böldüm. 750. 3000'i 6'ya böldüm. 500 tabii ki 570 bu aralıktadır. Cevabım B seçeneği oldu. Çok kıymetli arkadaşlarım. Evet, bu videomuzun ve bu testimizin son sorusundayız sevgili arkadaşlarım. Şekildeki ağaca bu dürbünle bakıldığında dürbünden bakan bir kişiye ağacın görüntüsünün en fazla uzaklığıyla en az uzaklığı arasındaki fark 100 metre olarak verilmiş. Buna göre bu ağaca aynı uzaklıktan 6'ya 30 çarpı 45 özelliğine sahip başka bir dürbünle bakıldığında dürbünden bakan kişi ağacın görüntüsünü kendisinden en fazla kaç metre ötedeymiş gibi görür. Sevgili arkadaşlarım şunu söyleyeceğim. Bakılan mesafe x olsun. O zaman gösterdiği mesafeler x bölü 12 ile x bölü 60 arasındadır arkadaşlar. Doğru mudur? Tabii ki hangisi daha büyük? Payda ne kadar büyükse o kadar küçük. Yani arkadaşlar x bölü 12 için ne diyebilirim? Eşittir x bölü 60 artı 100 diyebilirim arkadaşlar. Minimumla maksimum arası fark. Buradan x bölü 12 eksi x bölü 60 eşittir 100 olarak çıkacaktır sevgili arkadaşlarım. Burayı 5 ile genişletirsem 5x eksi x bölü 60 eşittir 100. Yani içler dışlar yaptım. 4x eşittir 6000. X buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 6000'i 4'e böleceğim. Yani 2 kez 2'ye böleyim. 1500 olarak bulacağım şu mesafenin uzunluğunu arkadaşlar. Bu sefer neymiş arkadaşlar dürbünümüzün katları? 6'ya 30. 6'ya bölersem 1500'ü 6'ya böldüm. Kaç yapacaktır arkadaşlar? 3'e bölsem 500 yapar. 500'ü de 2'ye böldüm. 250 yapar. 30'a bölersem 500 değil 50 yapar sevgili arkadaşlar. En fazla o zaman 250 metreyi göstereceğini söylerim. Cevabım C seçeneğidir. Videomuz burada sona eriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler sevgili arkadaşlar. Umarız faydalı olmuştur. Videomuzu beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.